You gotta go and get angry at all of my honesty. I know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need... Ekranların en tarz, en stil ve en moda yarışma programı İşte Benim Stilim'in interaktif ve aynı zamanda klasikleşen bölümü soru cevap bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz sunucu, oyuncu ve aynı zamanda 2016'nın en güzel kızlarından Tuğçe Özbudak. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla, yorgunum. Yorgunsun. Yarışma senin için nasıl gidiyor? Yarışma benim için gayet güzel gidiyor. Biraz zorlanıyorum tabii. Çünkü böyle yoğun bir tempoya uzun zamandır girmemiştim. Kombin yapmak, işte hani konsept bulmak daha doğrusu benim için daha zor. Kombini yapıyorum, konsept uyduramıyorum. Öyle zorluklar yaşıyorum. Ama genel anlamda çok güzel gidiyor. Puanlarım da iyi şimdilik. Nazar değmez inşallah. Güzel gidiyor yani. Peki hazırsan o zaman işte benim sizin.com'dan gelen sorulara bakalım. Heyecanlıyım. Bakalım neler gelmiş. Evet. Zor mu sorular? Yok, gayet güzel sorular aslında, bakıyoruz. Çünkü bana acayip acayip sorular soruyorlar. Sana da inşallah o sorulardan denk gelmemiştir. Acayip acayip değil, güzel sorular. Hadi ya, tamam. Tuğçe Fan sormuş. Evet. Tuğçe Fan yani. Evet. Selam, ismim Burak, seni çok seviyorum. Sana sorum tam olarak şu. Orada kimlerle en iyi anlaşıyorsun? Şimdilik yani anlaşamadığım aslında hiçbir arkadaşım yok. Hepsiyle anlaşıyorum. Ama en anlaştıklarımı soruyorlarsa Nilver, Lille'yi iyi anlaşıyorum. İnci'yi seviyorum, iyi anlaşıyorum. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Şimdi böyle tek tek sorunca başka kim var? Aslı Zen'le. Aha, Gizem Özdilli. Böyle saydıkça sayasım geliyor çok aslında. Ya çok yanlış... arkadaşım. Evet aynen. Hiçbiriyle hiçbir problemim yok şimdilik. Şimdilik. Yani bu isimler değişebilir. Bazen bana böyle bir yorumlar yaptıklarında hemen böyle bir sinirimi bozuyorlar ama bu isimler de bahsettiğim hani bana acımasız yorum yapanlar aynı zamanda. Yine de iyi anlaşıyorum. İyi anlaşmaya da devam edersin umarız. İnşallah. Bir diğer soru Beyza Özlük'ün sorusu. Stilini çok beğeniyorum. Bu yarışmaya katılmaya nereden karar verdin? Şöyle oldu. Arkadaşlar... Bu arada seni çok seviyorum, öpüyorum diye değil. Ben de seni çok seviyorum Beyza'cığım. Ben de seni çok öpüyorum. Bütün fanlarımı çok seviyorum ve çok buradan selamlarımı yolluyorum. Gerçekten çok tatlılar. Yazdıkları, ya bu zamana kadar bu kadar sanırım sevgi yumağıyla karşılaşmamıştım uzun zamandır. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Çünkü hani hepimiz bir şeyler yaptık, hepimiz bir iş yaptık, birçok iş yaptık. Ama bu iş kadar herhalde topluma mal olan, bu kadar böyle hani izlenen, sevilen 7-70... herkesin izlediği bir platformda galiba olmamıştım. Evet bir sürü dizi yaptım, program yaptım ama bu kadar hani fan desteği, güzel yorumlar, izleyici yorumları almamıştım. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Kendim adıma çok mutlu oldum. Soruya gelirsek, arkadaşlarım söylemişti. Arkadaşlarım her zaman tarzımı çok beğenirlerdi. İşte neden katılmıyorsun böyle bir yarışmaya ya da neden bir moda programı yapmıyorsun, işte tarzını göster falan. Ben onu butik açarak hani biraz şey yapmaya çalıştım ama biraz korkuyordum açıkçası. Burada ne yaparım? Çünkü zor bir yer gerçekten. Öyle bakıldığı gibi kolay bir yer değil burası. Orada diyorlar ki, çoğu yorumda da okuyorum işte, oturuyorsunuz bütün gün boş boş orada yorum yapıyorsunuz. Aman ne güzel, gel keyfim gel. Hiç öyle değil kesinlikle. Burası gerçekten çok zor bir platform. Sinir gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Aynı zamanda güzel kombinleyip yani hepsini içinde barındırmanız lazım. Şıklık sadece zaten kıyafetle de olmuyor. Tavırlarla, hareketlerle de oluyor. O yüzden gerçekten zor bir şey yaptığıma inanıyorum. Ve şu anda da doğru yerde olduğuma inanıyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim beni buraya destekle yolladığınız için. Şunu da sorayım. Butik açtın. Yani daha önceden de modayla ilgileniyordun. Evet, ilgileniyordum. Peki 2016'daki yarışmacıları nasıl değerlendiriyorsun? Şarkıcı var, oyuncu var. Şu anlamda soruyorum. Sen şimdi modayla geçmişte ilgilendin. Aha. Peki buradaki yarışmacıların, diğer yarışmacıların modayla ilgisi olsun olmasın? Tarzları olsun, adaptasyon sağlayabileceklerine inanmıyor musun? Tabii ki. Yani hiç beklemediğim isimlerden çok iyi performanslar geliyor. Yani hani kombinleri... Ben Instagram'da biraz hani sosyal medyada stalkluyoruz ya arkadaşlarımız, işte isim listesi geldiği zaman yarışmacı arkadaşlarım, yarışmada kimler var diye baktığımda isimlerin hepsine tek tek baktım. Bazılarının kombinlerini, daha doğrusu tarzlarını çok zayıf bulmuştum yarışmaya gelmeden evvel. Kimlerin mesela?
diye değercim. Teşekkür ederim. Mesela Aslı Zen hiç öyle gözükmüyordu. Buraya bir canavar gibi geldi. Hiç öyle beklemiyordum. Yine aynı şekilde Nil mesela. Nil'in tarzı hiç öyle gözüktüğü gibi değildi. Gerçi burada biraz daha Alaturkalaştı. Dışarıda daha spordu. Hakan Akkaya zaten bunu ortaya döktü biraz fotoğraflarla. Onu hiç beklemiyordum. Beklediğim arkadaşlarım vardı. Simge'nin, İnci'nin tarzını biraz daha anlıyordum. Ve hani bana rakip olabileceklerini düşündüğüm isimlerden de. Ama hiç beklemediğim... Mesela hani sosyal medyada gördüğüm, mesela Hatice'nin tarzı, şu anda burada giyindiği hiç kendi gibi giyinmiyor mesela. Tamamen farklı bir kadın gibi giyiniyor. Zaten galiba stylingi var, onun desteğiyle giyiniyor. Normal hayatında giyindiği gibi gelseydi bence burada zaten çok fazla beğenileceğini düşünmüyordum. Sen styling kullanmıyorsun? Yok, ben kullanmıyorum. Elenirsem birine styling desteği olabilirim belki. Peki geçmişte modadan gelenler için ne diyeceksin? Mesela manken olanlar var, Elif Ece var. Tabii ki onlar çok şanslı buluyorum. Çünkü bir sürü modacı tanıdıkları var. İşte manken model arkadaşlarından hani bu işin içindeler. Gerçi onlar meslek körlüğü olarak ifade ediyorlar ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence bizden 1-0 hem burada kıyafeti taşıma açısından bir iyi bir askı olarak Gizem Özdilli, Elif Ece, Simge gerçekten çok iyi askılar ve çok güzel taşıyorlar. Her zaman söylüyorum, ne giyse zaten harika duruyor. Peki öyle olup da beklentilerin altında kalan var sence? Yok şu an. Hepsi iyi. Hepsi iyi gidiyor. Diğer soru. Gizem arada bir karıştırıyor ama o da o kadar tatlı ve o kadar tarzını uyduruyor ki hani bir tane muhakkak bir imza yaratıyor. O yüzden hani o da göze batmıyor. Tamam. Diğer soruya geçelim. Tamam. Uğur Yılmaz'ın sorusu, kimi rakibin olarak görüyorsun? Ya aslında çok erken mi diyeceğim? Bir ay oldu olmadı şu anda. Dördüncü haftadayız. Kimi rakip olarak görüyorum? Ya bunu İvan Hanım da sormuştu. Ben 4-5 isim saydım ama bütün arkadaşlarım ya olmadık isimler bir anda... Ben mesela düşük puanlar alıyorum. Benden çok yüksek puanlar alanlar var. İsim söylemeyeyim bence. Hepsi rakip olabileceğim arkadaşlar. Tamam, bu soruyu es geçelim. Sıla Çatalbaş'ın sorusu. İşte benim idolüm dediğin isimler var mı? Yarışmaya ait değil bu, genel olarak idollerin. Oyunculuk anlamında var, sunuculuk anlamında var. Mesela sunuculuk anlamında Öykü Sertel'i inanılmaz başarılı buluyorum. Bu yarışmaya gelmeden evvel de. Yani işi çekip çevirmesi, sunuş tarzı gerçekten inanılmaz başarılı buluyorum. Her zaman söylüyorum. O gerçekten bir idoldür benim için. Oyunculuk anlamında idol aldığım isimler var tabii ki. Türkan Şoray. Yani yurt dışından idol aldığım isimler var. Çok beğendiğim kişiler. Stil anlamında mesela işte Victoria Beckham'ı çok beğenirim mesela. Ne bileyim modellerden yani Kate Moss'un tarzını ve tavrını çok beğenirdim. Çok beğendiğim isimler var şu an. Sorunca aklıma gelmiyor pek. Yine hatırlarsam hayır, söylerim. Hayır. İrem Bodur'un sorusu, işte benim stilim sana en çok ne kazandırdı? Veya neyi kazandırdı? Ne kazandırdı? Şu ana kadar neler kazandı? şu ana kadar ben çok sabırsızımdır. Çok sabırsızımdır. Yani bir an önce olsun, her şey bitsin isterim. Ne bileyim, beğenilmese mesela çok üzülürüm. Bir şey yapıyorum. Alınırım. Burada alınmamayı, kırılmamayı, dayılmamayı öğrendim. Çünkü çok acımasız eleştiriler geliyor. Onların karşısında böyle çelik gibi sinirlerle sağlam durmayı, durabilmeyi diyeyim biraz öğretti. Çok duramasam da hemen böyle biraz ben alınganlık gösteriyorum ama böyle bir yarışın içinde aslında hemen bir dostum derken ya da arkadaşım derken bir zamandan da arkadan hani sinsi bakışları gösterdi. Yani isim verelim mi? Kim o sinsi bakışa? yok genellikle beni öyle görüyorlar da yani hani işte sinsi bakışlarını yakalıyorum şekliyle. Ben hani öyle demeyeyim ama çoğu arkadaşım mesela çok güzel olmuşsun, harikasın deyip buraya geldiğinde ay bu ne hayal falan diye. Evet yani hani mesela bunu niye taktın değercim, hani bu buraya olmuş mu? Diyorsun ki sen de bana az önce sormuştun Tuğçe'cim, sen bana oldu demiştin. Ben ki ama yani ben o anlamda bakmamıştım falan diye hemen hop çatı yapıştırıveriyorlar. Sen de böyle kalıyorsun, şaşkınlıklarımı gizleyemiyorum gerçekten burada. Biraz şey var, ne diyeyim, garip yani. Burada bir şaka yaptın sen aslında. Bu zaten bu bayağı yakıştı. Öncelerine söyle. Sen olamazsın değercim zaten diye. Yok çok yakışmış gerçekten. Senin stilini beğeniyorum. Gözlüğüne bayıldım. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Sude Sebül'ün sorusu, en son ne zaman kendini beğenmedin? Bu yarışmada mı? Genel olarak. Genel olarak.
Yarışmada bir yarışmada evet yarışmada ilk hafta ben bir bocalama devresi vardı. Bocaladığım bir an vardı. Zaten günün hani en düşük not alanları arasındaydım. O anda şey oldu, hani bir yarışmaya girince kendinizi göstermek istersiniz ya, aslında benim stilim budur falan diye, ama her şeyi böyle alıp hani böyle bünyeye sığmaz, yengenlere sığmaz taşar, ama ben öyle bir halde geldim. Hakikaten o halimi gördükten sonra en kötü halim buydu galiba dedim ve hak verdim zaten. Oydu yani, en son düşünürsem en son o anda çok kötü hissetmiştim. Şu anki çizgini ve performansını nasıl buluyorsun? İyi buluyorum, iyi gittiğimi düşünüyorum. Zaman olsa keşke daha güzel kombinler yapabilsem, daha istediğim kıyafetleri hayata geçirebilsem, ama şimdilik iyi gittiğimi düşünüyorum. Bir diğer soruya geçelim. Sultan Savucu'nun sorusu. Seni çok seviyorum. Sorum, oyuncu olmasaydın ne olurdun? Sunucu olurdum gerçekten. Ya televizyonda bir şey yapardım. Onu da yapıyorum zaten. Oyunculuğu da çok seviyorum. Onları yapardım. Bir de hani butik işletmek istiyordum. Onu da yapıyorum. Üç iş bir arada. Üçü bir arada. Nildan Araz'ın sorusu. Hayatında keşke şunu da yapmasaydım dediğin, pişman olduğun bir şey var mı? Ya çok pişmanlıklarım var tabii ki. Şimdi pişmanlıklarımı burada anlatmayayım. İpucu ver. Özel hayatla alakalı pişmanlıklar olabilir. İş hayatıyla alakalı keşke bunu yapmasaydım dediğim işler olabilir. Hani bir anda bir heyecanla kapılıyorsunuz o işin büyüsüne. Bir bakıyorsunuz aslında hani o iş size uymuyor, o rol size uymuyor. Öyle birkaç şey olabilir. Var pişmanlıklarım tabii ki. Ama kopya vermiyorsun fazla. Özel hayat diyorsun. Diyelim hadi. Hadi tamam. Özel hayat diyeyim. Anlatmayayım ama kim olduğunu da söylemeyeyim şimdi. Tek isim mi? Söylemeyeceğim. İsmi lazım değil. Muhteber Karagülmez'in sorusu. Merhaba Tuğçe abla, sizi çok seviyorum. Benim sorum, senin için tarz ne demektir? Evet, ilk başta da bahsetmiştim. Tarz sadece kılık kıyafet demek değil. Duruşun, karakterin, bunların hepsi, saçın, makyajın, bakımlı olman, ne bileyim nerede nasıl davranacağını, nerede nasıl konuşacağını bilmem. Bütün bunların hepsi içinde barındırdığı zaman gerçekten bir tarza sahip oluyorsun. İstediğin kadar şık giyin. İstediğin kadar dünya markalarının üzerinde taşı, fakat üslubun ya da değer yargıların diyeyim şeyse, hani seni sekteye uğratacak derecede kötüyse, o zaman şık olamıyorsun. İstediğin kadar iyi giyin ama tarz olamıyorsun. Bütün bunların hepsinin bir bünyede barındırırsak tarz olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Özge Ulusoy'un açıklama sorusu. Sevil Uyar'a neden sert tepki verdin demiş. Hangisinde acaba? Sevil Uyar'a... Yani Sevil Uyar'a genel olarak sert bir tepki verdiğini düşünüyor musun? Sevil Uyar'a genel olarak sert bir tepki verdiğimi düşünmüyorum. Bana gelen yorumlar da var bu, ama şimdi Sevil'in yapısal olarak çok narin bir kız aslında. Çok da seviyorum bu arada. Sevil'le hiçbir problemim yok. Fakat onun bugünkü yayında da söyledim. Biraz fazla hani toplum, halkımızın çok sevdiği, hemen sempati kurabileceği aslında bir karakter. Böyle mazlum, işte hani üstüne gelindiği zaman hemen böyle gözleri dolan. Halkımız da bunu tabii ki hani empati kurup, ah yazık zavallı kız, ay yapmayın kıza, yüklenmeyin diyebiliyor. Ama benim orada görevim, bana söylenen, hani işimi yapmam gerekiyor orada. Yani işim de demeyelim de, bana bir Öykü Hanım bir soru sorduğu zaman cevap vermem gerekiyor. Beğenmediğime de beğenmedim diyorum ben. Şimdi o sırf üzülmesin diye beğeniyorum dediğim zaman ben hani orada sahte olmuş oluyorum. O yüzden bunu yapmamak adına bir şey söylüyorum. Sevil'e ters bir tepki verdiğinde ya da alınganlık gösterdiğinde ben üstüne gitmiş oluyorum. Bu genel anlamda böyle oluyor. Sevil'in üstüne gittiğim falan yok tabii ki. Yani Sevil'in yaramız. Sevil'in karakteri biraz öyle diyor. Biraz öyle, biraz öyle. Peki günlük hayatta Tuğçe Özbudak neler yapar, onlardan biraz bahsedelim. Spor yapıyor musun mesela? Şu anda hiçbir şey yapamıyorum da. Sadece buraya geliyorum. Yok, spor yapmıyorum. Ya kötü örnek olmayayım ama. Ya bayağı fitsin ama. Fitim de ben herhalde çok koşturuyorum. O alışverişten bu alışverişe dermişim. Yok, şaka yapıyorum. Butik hayatı. Etmiyorum. Kötü örnek olmayayım. Hiç etmiyorum. Hiç etmem. Çok abur cubur severim. Çok böyle asitli içecekler çok yerim. İşte kuru yemişler, cipsler falan bayılırım. Hep de zaten dolabımda vardır. Arkada derler ki hani ne yapıyorsun Tuğçe, yeme bilmem ne. Çok seviyorum.
Öyle dikkat ettiğim bir durumum yok. Özel hayatımda, yani daha doğrusu hani yarışma dışında arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. İşte ailemle, ailem Ankara'da. Onlar geldiği zaman vakit geçiriyorum. 2 tane köpeğim var. 5 tane yavrum var. Şu an 7 tane köpeğim var evde. Onlar şu an, onlarla gittiğim zaman, yani gece 3'te bile gitsem onlarla ilgileniyorum. En büyük moral ve enerji kaynağım onlar. Çok seviyorum onları. Yani hani burada bahsediyoruz. İşte onlar da benim çocuğum gibiler. O en büyük enerji ve moral kaynağı benim için onlar. Peki yakında yarışma bitecek. Sen de iddialısın. Aha. Birincilik adayısın tabii ki. Hedefin de birinci olmak. Hepimizin öyle. Buraya bu amaçla geldik. Kazanırsan, eğer büyük ödülü alırsan ne yapacaksın bir? İkincisi, yarışmadan sonraki planların, projelerin neler? Yani yarışmayı kazanırsam, aslında bunu hiç düşünmedim biliyor musun? Evet, iddialıyım ama hani ben bu yarışmayı da kazanırım ay kesin gözüyle hiç bakmadım. Şu an sorunca sanki bana bunu soruyor, ilk kez sen soruyorsun. Yakın arkadaşlarımdan da soran olmadı. Hani parayı alırsan, birinci olursan ne yaparsın diye. Ya yapmak istediğim çok şey var tabii ki. Birincisi, hani bu teamle alakalı bir şey yapmak isteyebilirim. Ufak çaplı, belki biraz büyütmek isterim. Çok küçük bir team var. Çok mütevazi bir yer zaten, küçücük bir yer. Onu belki biraz büyütmek isterim. Kardeşimle alakalı yapmak istediğim, yani aileyle alakalı yapmak istediğim şeyler var. Oyunculuğa bir dönüş olacak. Onunla ilgili yapmak isterim. Eğer tabii ki teklif gelirse tabii ki yapmak isterim. Onu hiçbir zaman bırakmadım. Arada sırada geliyor. Sunuculuk yapmak istiyorum tabii ki. İstediğim şeyler var. Yani televizyondan kopmak istemiyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Özgürdak. Son olarak sevenlerine, fanlarına söylemek istediğim şeyler var mı? Ay ne söyleyeyim ya. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için. Beni işte benimstilim.com sayfasından Tuğçe Özgürdak girerek oy veriyorsunuz. Orada da zirvedeyim şu anda galiba. Değil mi? Oley! Onu da favoriler kısmında. Bunun için de çok mutluyum. Oradan biraz görüyorum ki bir hayran kitlesi, en azından destek olan insanların olduğunu görüyorum. Beğenilmek de çok mutlu ediyor. Bana destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ya yazıyorsunuz özel olarak, işte DM'ler atıyorsunuz, işte mesajlar atıyorsunuz. Bunların hepsini okumaya çalışıyorum. Yani okuyorum ama bazen cevap veremiyorum yoğunluktan. Kusura bakmayın ne olur. Ben de sizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tuğçe Özbudağ makyaj odasına şöyle güle oynaya yollayalım. Evet, bu arada kendisine de başarılar dileyelim. Galaya diyorum. Cuma şıklığına hazırlanıyordum. Böyle olduğuma bakmayın lütfen diyorum ve gayet Cuma şıklığında görüşürüz diyorum. Hadi o zaman görüşürüz. Bakalım. Görüşürüz. Tuğçe Özbudağ'a teşekkür ediyoruz. Yarışmaya dair tüm detaylar için işte benimstilim.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.